Şimdi gelen gördüğünüz gibi barenjak üzerinde ki papuçtan bir tane elde ettim. Bunu kolektörden bağlantı alabilmem için gövde kolektördür bu Iken 3055 metal gövdeli Iken 3055'lerde. Oraya bir tane takıyorum. Siz bunun yerine buraya bunu bulamazsanız kablo sarabilirsiniz güzelce. Somunun arasına kabloyu sarın. O yeterli teması sağlar. Bakın şuradan kablomuzu buraya lehimleyeceğiz. Biraz onu geri açacağım. Gördüğünüz gibi buraya kolektör kablomuzu lehimliyoruz. Transistörü hazırladım. Nasıl monte edileceğini gösterdim. Tekrar çıkardım. Şimdi arkadaşlar transistörün metal ile arasında hiçbir boşluk kalmaması ve arada iyi bir ısı transferi için ısı transfer macunu kullanacağız. Bu macunun grileri de oluyor, beyazları da oluyor. Çok fazla olmadan dışa taşmayacak şekilde metal aksama ısı transfer macunu sürüyorum. O yerine oturduğu zaman boşlukları kapatacak. Siz bulamazsanız ısı transfer macunu o şekilde de takabilirsiniz ama olsa iyi olur. Gördüğünüz gibi oraya hafiften yapıştı. Artık ısıyı aktarmada hiçbir sıkıntı çıkarmayacak. Hangi ısıyı? Transistör ısındıkça ki transistör de bir güç harcar. Harcadığı güç ısı yoluyla ortaya çık bir kısmı ısı yoluyla yayılır. Aşırı ısı transistörün bozulmasına, PN yüzeylerinin bozulmasına neden olur. Bu nedenle ısı transferi yani ısıyı soğurması, dışarı atması önemlidir. O nedenle iyi bir ısı transferi için ısı transfer macunu kullandık. Şimdi somunu tam sıkıyorum. Artık iyice sıktım. Alt tarafı da aynı şekilde. İyice sıktık. Artık lehimlenmeye hazır hale geldi. Evet. Şimdi kartımızda unuttuğumuz bir yer var. Bakın şurada bir kısa devre atlama var. Link dediğimiz. Bunun için kestiğim bir eleman bacağının kablosun bacağını alıyorum. Onun için bir atlama teli yapıyorum. Şundan boyunu ölçerek. Şöyle iyi. Gördünüz. Oraya takıyorum. Orada görmemişiz daha önce. Onu dirençleri monte ettikten sonra ya da dirençlerden önce yapmamız gerekiyor. Bunu unutmayın. Yoksa devreniz çalışmaz. Tekrar bunu arkadan lehimliyoruz. Bazen baskı devrelerde yolu geçiremiyorsak oradan atlama yaparız. Aşağıdan geçiremiyorsak atlama yoluyla geçiririz. Bu da onlardan biri. Evet, linkimizi de yaptık. Sıra ön paneli hazırlamaya geldi. Ön panele jacklarımıza takacağız. Onun için somunlarımızı açıyoruz. Bir tanesinin nasıl olduğunu göstereyim. Diğerleri de aynı şekilde olacak. Gördüğünüz gibi. Bakın şuradan
Şu parçayı yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Arka taraftan da bir somon. Önce pult. Sonra somun. Papuç ve tekrar somun olacak şekilde. Daha sonra onları sıkıştıracağız. Bu şekilde hazır hale getiriyoruz. Ben şimdi hepsini yerleştiriyorum. Evet, ön panel bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi. GND siyah. O 0,30 volt çıkışı eksi olan siyah olacak. Diğerleri kırmızı. Bağlantıyı tekrar yakından şöyle bakın. Şuradaki bir parça içeri giriyor. Şuradan bir bilezik ona takılıyor. Pul, somun, papuç, somun şeklinde. Daha sonra sıkıştıracağız. İyice sıkacağız. Değimleme yaptıktan sonra. Çünkü ısındığında tekrar gevşiyor. O nedenle papuçlara ön lehimleme yapacağız. Sonra kabloları lehimledikten sonra somunları tekrar sıkacağız. Bu şekilde bunu da hazırlıyoruz. Ön paneli. Lehimleme işlemi bittikten sonra ön paneli yerine takacağız. Kartımızı da şu şekilde oturtturup lehimleme işlemine geçeceğiz. Şimdi ben ön lehimleme yapacağım papuçlara. Bu papuçlara teker teker ön lehimleme yapıyorum ki hızlı bir lehimleme ve temiz bir lehimleme yapalım. Kabloyu oradaki delikten geçirmeyeceğiz. O nedenle deliğin üzerine hızlı bir şekilde ön lehimleme yapıyoruz. Hepsini lehimleyeceğiz. Kablo papuçlarını lehimledik. Şimdi transistörümüzün bacaklarına ve papucuna da ön lehimleme yapıyoruz. Evet, güzelce. O da lehimlenmeye hazır hale geldi. Bu şekilde. Daha sonra şuradan transformatör bağlantılarım, transistör bağlantım ve ön panel bağlantılarım yapılacak. Buna geçmeden önce şimdi arka panele bağlanacak anahtar, sigorta yuvası ve 220 giriş soketlerini yerine takacağım. Bunun için önce tersi düzüne bakalım. Evet, şu şekilde duruyor. Şurası sigorta yuvası. Cam sigorta yuvası. Bakın şu şekilde. Onu takıyorum. Buralar onların lehim bacakları. Sonra arkadaşlar 220 giriş. Bakalım neye göre tasarlamışlar. İçten mi takılacak? Evet, içten takılacak şekilde. Onun vidaları vardır burada. Evet, iki tane vida. Gördüğünüz gibi buraya vidalanacak. Siyah vida bulabilirseniz siyah da olabilir, kibar olması açısından. Bayağı sıkı giriyor. Bir büyük tornavida kullanacağım o nedenle. Daha rahat kuvvet uygulamak açısından.
Çok aşırı sıkmayın. Plastik malzeme çatlar. Sonra arkadaşlar 220 pardon açma on off anahtarı. Şöyle 0 aşağıda 1 yukarıda şeklinde yapalım. Şurada tırnaklarını yerine yanlardan bastırarak oturtuyoruz. Bakın. Ve buradaki pabuçlara da ön lehimleme yapıyorum yine. Ki hızlı lehimleme için buradaki özellikle anahtar hemen erir. Onun da lehimlemesini yapıyorum. Evet, buraya da ön lehimleme yaptık. Artık epey epey montaja hazırız. Toparlamaya hazırız. Şimdi kablo bağlantılarını yaptıkça sonuca ulaşacağız. Şimdi voltmetremizi de ön panele monte edelim. Onun için voltmetreyi poşetinden açıyorum. Bu poşetler elektrostatik poşetler arkadaşlar. ESD yani elimizdeki, vücudumuzdaki statik elektrik, elektronik cihazları bozmasın diye kullanılan ESD poşettir. Bu konuda da bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi voltmetre ve ampermetre devresi bütünleşik. Piyasada satılıyor bunlar. Bu güç kaynağımız hem volt hem de akım değerimizi gösterecek. Şurada tırnakları var. Tırnakları oturtturduğumuzda gördüğünüz gibi çok şık bir şekilde yerine yerleşti. Daha sonra bağlantılarını anlatacağım. Nasıl yerleştireceğimizi. Onun ardından şimdi isterseniz 220 girişlerini yapayım. Buradaki mantık şu. Ne yapacağız? 220'den faz, işte birini faz kabul edelim. Faz gelecek. Anahtara girecek. Anahtarın normalde açık kontağından yani 1'e bastığımızda kısa devre olan kontağından çıkacak. Sigortaya girecek. Sigortadan çıkacak. Transformatörümüzün 220 volt girişine girecek. Bir hattımız böyle girecek. Diğer hattımız direkt transformatörün diğer primer sargısına girecek. Bu bağlantıyı yapacağım şimdi. Yaparken de zaten göreceğiz. Önce bunun için yine power supply'lerden çıkma kaliteli kablolar kullanacağım. Güç kaynaklarından, bilgisayar güç kaynaklarından. Önce kabloları hazırlıyorum, sonra bağlantıyı yapacağım. Kabloları hazırladım. Şimdi önce anahtarın on-off pozisyonlarını öğrenmek için ölçü aletimi buzzer konuma, kısa devre konuma alıyorum. Evet, sesi duyuluyor. Bakacağım. Ben ölçü aletini 1'e, pardon, anahtarı 1'e getirdiğimde hangi bacaklar kısa devre oluyor? Sıfır konumunda bakıyorum. Bir kısa devre yok. 1 konumunu alıyorum. 1 konumunda hangi iki bacak kısa devre olmuş? Evet, gördüğünüz gibi. Bu iki bacağa bağlayacağım. Yani 220 volt orta bacaktan girecek, yan bacaktan çıkacak. Böylece 220 voltu anahtarlamış olacak. Buradaki bacakları daha önce ön lehimleme yapmıştım biliyorsunuz. O nedenle rahatlıkla lehimleme yapabileceğim. Şöyle onları tutuyorum. Ve lehimlemeye başlıyorum. Kablolarımı da ön lehimleme yaptım. Burdum uçlarını ön lehimleme yaptım. Şimdi bakın 220 voltu örneğin burası faz diye düşünelim. Çıkıyorum. Tabii burada hiçbir kablo çıplaklığı kalmayacak. Anahtarımızın orta bacağına giriyoruz. Yine burada lehimleme yaparken bakın hiçbir boşluk kalmayacak şekilde. İki tarafta ön lehimleme yapıldığı için çok sağlam bir şekilde lehimleme oluyor. Anahtara girdim. Anahtardan çıkıyorum. Küçük bir kablo yaptım bunun için.
Anahtardan çıkacağım. Daha önce gösterdiğim taraftan. Evet. Daha sonra sigortam var bakın burada. Cam sigorta. Buraya cam sigorta henüz takılı değildir. Gördüğünüz gibi. Cam sigortanın orta ucuna giriyorum. Nereye ön deyimleme yapmışım? Buraya. Onu da hızlı bir şekilde yapıyorsunuz. Şu kablo buruldu. Bunu şöyle düzeltebilirsiniz. Daha düzgün bir hale getirebilirsiniz. Sigortadan çıkıp trafoya gireceğim. Onun için hemen sigortanın çıkış ucundan, yan çıkış ucundan yine bir kablo ile alıyorum. Gördüğünüz gibi yine çok güzel lehimlenme oldu. Kesinlikle çıplak tel ortalıkta olmasın. Şöyle göstereyim. Hiçbir tel çıplak kalmasın. Sigortanın orta ucundan çıktım. Pardon, sigortanın yan ucundan çıktım. Bakın, transformatörümün primer, yani iki bacak var o yan yana. Primer kısmına lehimliyorum. Zaten çok net gözüküyor. Şimdi faz tekrar anlatayım. 200 volt girişten aldım. Anahtarın orta ucuna girdim. Anahtarın kısa devre sesi gördüğüm diğer ucundan çıktım. Sigortanın orta ucuna girdim. Sigortadan çıktım. Transformatörümün primerine girdim. Şimdi diğer uç boşta kaldı görüyorsunuz. Onu da nötr diye düşündüm kafamda. Onu da ne yapıyorum? Buradan tekrar siyah bir kabloyu aldım ben. 220 volt girişimize lehimledim. Kaydı biraz. Düzelteyim. Normalde akrobat mercek kullanmak daha pratik. Bunu mercekle tutturup tutturmak ve parçanın oynamamasını sağlamak. Şurada göstereyim. Hepiniz birer akrobat mercek alabilirsiniz. Bakın onu krokodil kıskaçlarıyla tutabilirsiniz. Ama burada çalışma mekanı kamera ekranında dar olduğu için onu buraya yerleştirmedim. Evet, bu kabloyu da alıyorum arkadaşlar. Transformatörümün diğer ucuna, yani primerinin boşta kalan ucuna lehimliyorum. Bu da çok sağlam bir şekilde lehimlendi. Artık transformatörüme 220 volt girişi için gerekli bağlantıları yaptım. Kabloları özellikle biraz uzun bıraktım ki daha sonra düzenleyeceğim onları. Bir arıza durumunda rahatlıkla açılabilsin ve müdahale edilebilsin. Elektronik cihazlarda mutlaka arıza olur. İleride onları düzeltebilmek amacıyla rahatlık sağlasın bize. Çok da uzun bağlamamak gerekiyor tabii. Belli bir ayarda. Sırada transformatörümün sekonder çıkışındaki 0,24 volt, 2x12 volt çıkışlarını PCB'mi, kartımın 0,24, 2x12 volt girişlerine bağlamak. Bunun için kablolarımı ön lehimleme yapmıştım, hatırlıyorsunuz. Yapmadıysanız onları ön lehimleme yapın. Ve sırayla, kartımdaki sırayla bağlıyorum. Tabi burada transformatörü vidalarından sökerseniz daha rahat bağlayabilirsiniz. Ben sökmedim. Bakalım rahat bağlayabilecek miyiz? Şöyle üstten tutuyorum ve tek tek lehimliyorum. Burada yine çıplak bakır kısım çıplak kalmasın. Dışarıya sarkmasın, birbirine temas etmesin. Şimdi yakın çekimden de lehimi göstereceğim size. 0,24'ü bağlıyorum. Bağladım. 12 volt sırayla bağlıyoruz. Karttaki sırayla. Zaten üzerinde yazıyor.
Karttaki sırayı bozmuyoruz. Kabloları yine 7-8 santim kadar yaptım. Burası çok yakın. Aslında 2 santim kablo yetiyor. Ama ne demiştik? Arıza durumunda kartı yerinden sökebilmemiz için biraz uzun yaptık. Daha sonra o uzun kabloları düzenleyeceğiz. Bitti. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle yanaştıralım. Bakın. Sırayla bağladık. Kart daha sonra buraya oturduğunda onları düzenleyeceğiz tekrar. Düzenlemesek de olur çünkü çıplak bir tel yok ortalıkta. Kısa devre riski yok. Bu bağlantımızı da yaptık. Şimdi transistörü bağlayalım. Transistörün emiteri bezini kolektörüne bağlayalım. Emiteri bezini nereden bileceğiz? Bakın, kağıdımızda da yazıyor. Ölçebiliriz de. Şöyle baktığımızda bacaklar bir deliğe daha yakın. Gördüğünüz gibi. Bizim burada transistörümüzde yakın olan kısım neresi? Üst tarafa yakın. Üst tarafa yakınsa baktığımda transformatör tarafı emiter, diğer taraf base, gövde de kolektör. Onu üzerine yazalım. Permanent kalemle. Demek ki şu dar olan kısımda şurası emiter, yanı base, gövde de yani soğutucuyla temas eden yer kolektör. Bunu bildiğimize göre yine önlemleme yapmıştık. Transistör bacaklarına da önlemleme yapmıştık. Kartımızın üzerinde de emitter base gösteriyor. Burada düz bir şekilde arkadaşlar kablolar birbirine, transistör bacağıyla kablo birbirine paralel. Ya lehimledik. Base'imi de lehimliyorum. Yine transistör kablolarını da 10 santim, 11 santim civarı yaptım. En son kolektörümü de lehimliyorum. Somunları gayet güzel sıkmıştık. Transistör bağlantımızı da yapmış olduk. Burada transistörün emiteri base'i çok önemli. Kesinlikle karıştırmamamız gerekiyor. Trafo tarafı emiter, diğer taraf base. Gövde yani somundan aldığımız, civatadan aldığımız bacak kolektör. Bu bağlantıyı da yapmış olduk. Şimdi ön panel DC voltaj çıkışlarını monte edeceğiz. Burada yazan bakın artı 12, artı 5 volt, GND, eksi 5 volt, eksi 12 ve AC 12'leri bağlayacağım sırayla. Burada da plaket üzerinde yazıyor zaten. İşte sırayla başlayalım. Bu kırmızının plaket üzerinde AC 12 yazıyor. Burada neredeydi AC 12? Şurada. Kablolar birbirine çok girmeden onları kablolarda boşluk kalmadan kabloların ucu zaten ön lehimliydi. AC 12'nin biri burası. Diğer AC 12 şu maviydi. Yazıyor üzerinde dıştan dışa. O da şurası. Lehimledim. Onun peşinden şu kabloda ne yazıyor? Artı 12. Artı 12 neredeymiş bakıyorum. Şurası. Hemen orayı artı 12. Lehimledim. Şurası ne yazıyormuş? Sarı. O da eksi 12'dir. Evet. Eksi 12 nerede? Bakalım. Altta. Onu da lehimledim. Artı 5 yukarıda, eksi 5 aşağıda. Tekrar bakmamak için. Şuna bakıyorum. Artı 5 yukarıdaydı. Bakın kablolarda hiçbir çıplaklık yok. Bunlara dikkat edin. Eksi 5 diğer tarafta. Onu da aşağıya.
deyimliyorum. Hiç deyim ilave etmiyorum. Neden? Her taraf ön deyimleme yapılmış. Sonra GND, ground ya da 0 volt yazan yere GND'yi de deyimliyorum. Ve böylece DC voltaj çıkışlarını deyimledim. Sırada voltmetre 0,30 volt çıkışı kaldı. Voltmetrenin jacklarını da takalım. Şurada ampermetre ve voltmetrenin. Şurada tırnağı var arkadaşlar. Tırnağına bastırıp ampermetre, voltmetre ve DC beslemesi. Onları